Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saru. Bugün FIFA 8'de Dünya Ligi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son maçlar gerçekten zorlaşmaya başladı ve bir şey fark ettim. Mehmet Avni'nin yerine Hamit'i alacağım. 75 oynuyor. Ben bunu fark etmemiştim. Hasan Şaş'ı şöyle alabiliriz. Ve Hamit'in bir tane golü vardı bir maçta. O yüzden birazcık bu maç Hamit'i oynatacağım. Bakalım ne oluyor? Hamit ana kadroya geçebilir. Zaten gücü fazla aslında. Direkt alabiliriz. O sırada Almanya rakibimiz bugün Hamit atacağın topa. Aa, en son oynadıklarında yakın bitmişti derken Ümit Karan. My bad. Doğru. 3-3, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3 yapmıştık. 90. dakikada hatırladım. Hiçbir şey yok. Bugün bakalım Almanya bize bir sürpriz yapacak mı? Direkt 1. dakikada golü yemiştik bu arada. Oy, iyi pas. Halil Altıntop. Tertemiz. Sana bir şey diyeyim mi? Hani daha ip gibi olamazdı yani. Bak, bekledi bekledi sırf gelsin Lehmann diye. Tertemiz attı. Güzel gol. Ulan. Araya girin ama. Yürüye yürüye gelmesin. Geç attım biraz. My bad. Çok iyi girdi araya. Bu paslaşmalar ne bu arada? Ne oluyor? Gençler? Hayırdır? Allah Allah. 1-2 bölüm beni delirtip artık normal mi oynuyoruz? O paslaşma neydi bu arada harbiden? Helal düştü. İyi açalım. Yukarı. Ya biraz üstüme yürüdü Yıldıray. Açılma düştü. Açılma. Sıkıntı yok. Sakin. Tamamen sakiniz. Aldın onu işte. Yukarı. Oğlum. Yapma ya. Yine başladık. İstemediğim. İki laf ettik güzel. Takım iyi oynadı, iyi hareketler yaptı diye. Olanlara bak. Onu rahat oynatmayın orada. Çok iyi. Kime attı bak bak. Allah'ım sen akıl fikir ver ya. Al onu. Zorla verdik topu. Hamit. Halil altın top. Nihat'a mükemmel. Nihat bir anda vurdu. Çok iyi pas bu arada. Yıldıray'dan orta yine bize gelmiyor. Güzel bir koyunda taç alabilirim aslında ya. Biraz hile gibi oluyor ama. Nihat koşuyor ilk defa. Hayırdır? Nihat bıraktı zaten. Koşuyordu bıraktı. Yapma ya. Nihat orada ne işin var? Offside yok mu? Helal düştü. Ver aşağı. Arkadaşlar.
Harbi başladılar ya. Vallahi başladılar ya. Yine defans oyuncumla geliyorum. O pası atana kadar o. Yıl geçti. Oldu Klose. Öyle yürü geç aradan. Nitkaran sanki daha hızlı bu sefer. Bastım pasa. Pasa bastım. Yavaş oğlum, ne yapıyorsun ya? Aynen. Bırak lan adamı. Güzel orta. Güzel orta. Ya da gitti yani. Birazcık sert vurmam lazımdı. Hamit'le. Hamit'le oynayabiliriz bu arada. Ben niye Mehmet Aurelio'yu almışım acaba? İyi şut, iyi şut. Kenardan belki bırakır dedim de. Yıldıray. Hasan Şaş. Oğlum düz açtım. Çapraza attı ortayı. Enteresan. Ya forvet hattımız çok kuvvetli. Gerçekten gol atma kısmında çok kuvvetliyiz. Defansta biraz sıkıntı var. Baksana. Yani kendilerine aldıkları topu iki kere bitirsin. Sanırım durdurabilirim. Ümit Karan. Ben abi. Hamit'i oynatacağım. Hasan Şaş çıksın. Arda Turan gelsin. Atiteke girdiği gibi topla buluştu. Halil Altın topa. Çok iyi top. Halil Altın top. Kanka oraya nasıl vurdun? Bunu sormayı isterim yani. Oraya nasıl vurduğunu merak ediyorum çünkü şu an. İyi deneme, iyi deneme. İyi çalım. O da iyi geçti yalnız. Abim. Yani müdahale etsene. Bak. Buraya kadar koy ayağını, vurmasın şutu, çekemezsin yani oradan. Oğlum oraya atmadım ya. Bir de bu pas konusunda istediğim yere atsalar her şey çözülecek. Ne yapıyor bu? Oğlum ne yapıyorsun? Kötü vuruyorsun ha. Nihat olsa atardı bu arada onu. Şu kim bilmiyorum defanstaki ama iyi müdahale ediyor vallahi toplara. Aa bu. Mertesak gelmiş.
Açılmayın onu. Bozma, düzeni bozma. Nasıl araya giremedim bilmiyorum. Allah Allah. Lan. Arkadaşlar süre bizden yana, sizden değil. Bekle bekle, o havadan oynamanın, aha, soracağım cezasını. Allah Allah. Ulan var ya. Sonunda. Ulan kimse koşamaz oldu ha. Bak adam nasıl müdahaleyi yapıyor. Öyle değil. Sarı kart yiyecek. O iyi, güzel. Eyvallah. Pas attı pas. Atisteki. Temiz. Ne yapıyorsun lan Yıldıray? Ne yaptığını sorabilir mi? Pasa bastım da. Yani nerede pasa bastım? Ya şaka mısın? Yani kalenin içine yürütmediğim kaldı sadece seni yani. Oradan nasıl atamazsın ya? Ya oğlum sen de var ya. Şu çektirme de. Ya oğlum. Oğlum herif yürümedi o tarafa. Saçma bir yere yürüdü. Nihat al topu ya. Nihat uğraşıyor. Ya öf. Aynen. Çapraz atsana oğlum. Ara basa basmadık diye var ya. Yediler bütün dakikaları. Neyse. Yani. Oha. Oha. Baba baba. Oğlum ne yapıyorsun lan? Abi çok iyi. What? Bir şey diyeceğim. Birazcık disrespectful olmamış mı bu hareket? Hocam adam robot dansı yaptı lan. Peki. Hat-trick yaptı ama. Hakkıdır. Nihat. Topu biraz daha iyi kontrol edebilsin.
Bacak arası geçti. Ne yapıyorsun evladım? Çekil önümden. Oo. Halil Altın Top dedi, ben kendi başıma oynarım dedi. Güzel maç. Bol gollü. Bitir hocam artık bunu, hani 5-1 zaten durum. Aynen öyle. Sakin bir maç. Güzel. Hollanda geldi. Zaten 22.ler. Hemen bakalım. Portekiz, Hollanda, Rusya, Norveç. Brezilya yok burada. Yukarı çıkmış anladığım kadarıyla. Arjantin, Almanya. Bir tek Arjantin, Almanya kaldı yalnız burada. İstediğim takımların çoğu buraya geldi. Fransa, İtalya, İngiltere, Brezilya. Bir tek İrlanda ile Nijerya burada. Tuhaf duruyor gözümde. Yunanistan tabii ki de. Güzel. Burası sıfır kalmaya devam etsin de be. Evet abi, Hollanda. Hollanda kaç yıldız lan? 4,5 yıldız ha. Nasıl sonuncular? Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yapay zeka bir tuhaf ya. Of. Of 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 of. Nihat ne yaptın Nihat? Nihat o şut ne? Ben onu gol sayarım da. Vay be. Nereye? Ne yaptılar lan onlar? Şut da çekemedim. Oo. Evet, Avrupa'da oynatıyormuşuz. Unuttum çünkü Hamit'i almayı. Ne? Yıldıray? O plase şut sana yakıştı mı peki, bunu sorayım. Aldın onu. Sakin sakin. İkinci golü de 10. dakikada gönderdik kaleye. Nihat dedi ki bir tane de ben atayım. Son anda bir sol ayağıyla çekip plaseyi vurmuş bu arada. Oo, spiker dedi ki şimdiden tek taraflı bir oyun olmaya başladı dedi. Yapma be. O ne kanka? Onu İspanya'dan kimden yedik öyle bir gol? Daha aynen Fernando Torres attı işte. İspanya'dan yedik o golü. Bir tane deneyeyim dedim ya. Gerek yoktu, garanti golüm vardı da. Bir tane vurayım dedim, bakayım nereye vuracak diye. Ümit Karan sağ olsun. Bir daha deneme dedi bana. O nasıl pas oğlum ya? Yani.
Oğlum. Okudu, yapay zeka okudu bu sefer. O kadar rahat almasın değil mi? O şut neydi lan? Bir şey diyeceğim, çok kötü şuttu bu arada. Allah. Tamam. O hocam. Hocam. Yani. Bir şey deneyeceğim. Biliyorum biraz ayıp olacak ama Rüştü. Yok mu? Hadi lan. Rüştü. Rüştü attı golü. Golü Rüştü attı. Rüştü'nün golü var. Rüştü'nün golü var. Çok iyi vurdu lan. Rüştü'nün golüyle. Abi inanılmaz. İnanılmaz. Of, çalıma bak. Bacak arası atıyordu az kalsın. Rüştü'nü... Abi Rüştü'nün golündeyim ben hala. Doğru, hiç kaleciyle golüm yoktu sanırım FIFA'nın en başından beri. İlk golünü atmış olduk kaleciyle arkadaşlar. Aşağı at be, bastım ya. Bırak gelsin, bırak. Hiç bu hareketler yapacak, bırak. Bırak. Aynen, tamam, şimdi bu gidebilir. Bir tipe bak. Tipi tipi ya. Benden mi çıktı? Sanki mutsuz gibiler ama. Okey. Düşünsene, kafa vuruşu yapabiliyoruz. Hollanda 4,5 yıldız gözüküyor ama bir şeyleri yok yani. İyi oynayamıyorlar. Yani bazen aklıma geliyor, bu kadrolarda değişiklik yaptım çünkü. Böyle bir değişiklik yaptım ben. Mesela hemen buradan bir örnek daha göstereyim. Mehmet abi diyor RCM mi oynuyor ya da CM mi, o takımda orada kim varsa bu arada. Orada en yüksek overall'a gelen kişiyi aldım ben oraya. Yani gidip taktiklerini işte böyle 4-4-2'den 4-5-3'e ya da özel kendi şekilde taktikleri varsa onları değiştirmedim. Ya da Gökhan Zen burada 78 mesela, burada 74 oynuyor. Oradan oraya almadım sırf gücü fazla diye. Yani ben aslında oranın en yükseğini eğer yedekte tutuyorsa oraya ekledim. Yani benim eklediğim şeylerden ya da şey yaptığım şeylerden dolayı olmadığına eminim. Hani çıkarttığım oyunculardan, eklediğim oyunculardan dolayı. Bu takımlar yani yapay zeka oynayamıyor. Yapay zeka mesela Real Madrid'de oynayamıyor. Bir kupa daha yapacağım bundan sonra. Bu arada. Bu sefer bir Türk takımıyla. Bir saniye. Çok konuştuk. Heh. Türk takımıyla aynı bu lig. Dünya ligine. Yapmayı planlıyorum. Bir gol daha gelebilir buradan. Peki. Ama bu sefer Beşiktaş olmayacak. Çünkü Beşiktaş'ta zaten bir kupa mücadelesi yaptık. 64 takımlık kupayı yaptık. Orada zaten bayağı güçlü. Hocam yavaş. Şut çekeceğim bu arada. Çok güçlü takımlara hep denk geldik. Liverpool'da Manchester City'sine tut, Barcelona'sına tut, Real Madrid zaten grubumuzdaydı. Yani bayağı oynadık. Bu sefer
Trabzon, Galatasaray ve Fener'den bir çark yapacağım. Kim çıkarsa sanırım en güçlüsü Fener'in kadrosu. Roberto Carlos, David, işte Lugano, Edu, Kecman, Alex, Apiah. Bayağı iyiymiş Fener'in kadrosu bu arada. Sakin, aşağı, bir daha aşağı. Oraya değil. Aşağı Volkan Demirel var zaten. Tam hatırlamıyorum, biri daha olması lazım da. Ona çalım atabilirmişim. Yani Trabzon en şey kadroya sahip sanırım. Allah, yiyebiliriz. Evet. Onlardan bir çark da yapacağım. Bakalım kim çıkacak. Zaten canlı canlı çarkta gösteririm kimin çıktığını. Onunla bir kupaya gideceğiz. Lig şeklinde yine. Onu da yaptıktan sonra harbiden FIFA 8 ile ilgili yani tekrar yapılabilir bazı kupalar, bazı maçlar. İşte aklıma bir şey gelirse yaparım. Başka bir fikir kalmadı çünkü aklımda. Hani şey oynamak istemiyorum. Ha, İspanya Ligi'ni oynayalım. Öyle bir şey istemiyorum açıkçası. Ben yapabilirim. O fikri şeyden görmüştüm. Kanalın adı GRKN olan Gürkan diye tahmin ediyorum söyledim. İsmini bilmiyorum. Bir saniye, Halil Altındağ. Vur lan. Onun böyle bir çark şey pusula çevirip işte takımları dünya haritası üstüne koymuş bir yerlere ve pusulayla bazı yerlere saldırıp o takımlarla orayı ele geçirmeye çalışıyor gibi bir konsepti vardı. Çok iyi gol. Belki o konsepti hani oradan aldığımı da söyleyerek yapabilirim ki şu anda söylüyorum. Hani FIFA 8'de yapmış olacağız sonuçta. Hani o FIFA 21'den beri yapıyor galiba ama ben yeni FIFA'larda yapmayacağım onu. Belki öyle olabilir. Yani şu an aklımda çok da fikir yok açıkçası. Bir tek bir Türk takımıyla da bu lig mevzusunu yapmak istiyorum. Bakalım. 5-1 bu arada. Son iki videodan sonra bu video baya sakin oldu. Yani oyun oynuyorum gerçekten. Son iki video beni kanser ediyordu çünkü. Siz niye pas yapıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Nereye pas attı gördün mü? Ağzımı açmayacağım. Yıldıray. Bir tane daha mı? Yapma lan. Kaleci de boşa atlamıştı. Peki. Bastım. Bastım. Pasa bastım. Oha. Çok iyi tuttu kaleci. İyi çekiştirdiler arkadan da. Üstüne üstüne yürüdü. Boşta ne yaptım da geri pas atacak ya. Oğlum. Kim lan araya? Harbi dakikaları yediniz ya. Bir gol daha atardım ben. Lazım ya. Belki 200 golü görürüz ya.
İyi kapatmış orayı. Yukarıya vuracaktı. Çok iyi pas bu arada. Yakın direğe olmadı. Kime attın? Zorla almaya çalışıyor topu. Zorla taca kadar da götürdü topu. Oğlum nasıl atamadın ya? Bu maç 7-8 olurdu bu arada. Nereye gidiyorsun oğlum ya? Oha nasıl yakaladın lan onu? Çıktı dedim kesin. Ya. Abi herifin döndüğü yere bak, pas attığı yere bak ya. Hocam maç bitti maç. 5-1. İyi. Yapma ya. 7 ya 6-1'di. 7-1 diyorum. 6-1'di yani şu maç. Neyse. Güzel. Yine bu sefer de 24. geldi sırada. Burası aynı. İrlanda gitmiş aşağı. Abi İrlanda gitmiş. Almanya burada bak. Almanya ve Arjantin'in yukarı gelmesi lazım. İngiltere, Yunanistan aşağıya iniyor. İtalya geri gelmiş. İşte bak Fransa, İspanya, İtalya, İsveç, Brezilya, İngiltere. Şuraya bir Almanya. Arjantin yok bir tek. Portekiz de yok da Portekiz dipte. 161 gol atmışız. 37 46 maç mı yapacağız? 46 maç yapacağız. 37 9 maç kalmış. 39 gol. 9 kere 3 27, 9 kere 4 36. Oo. 4 tane atmam lazım her maçta en az ki 36 yani yaklaşayım. Zor, imkansız değil. Ama şimdilik biz FIFA 8'in Dünya Ligi'nin bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.